Efsane merhaba hoş geldiniz. Galatasaray rakiplerinin puan kaptırdığı haftada galip gelmeliydi. Gaziantepspor karşısında düzelterek söylüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 galip geldi. İlk yarım saatte gol olmalı dedik ama ilk yarım sonlarında hatta normal sürenin bitiminde gol geldi Morut birlikte. Olması gereken de buydu. İlk yarım saat içerisinde gol bulsa belki Galatasaray çok daha rahat bir oyun oynayabilirdi. Çünkü rakip takımın taktiği belli. Erol Bulut'un tek bir sistemi var. O da alanları kapatarak oynamak. Ve özellikle de Muhammed Demirci gibi hızlı hucuma yatkın kontratak oyuncularını da değerlendirmek. Bunu yapmaya çalıştılar ama Galatasaray çok daha erken çözebilirdi. Nasıl çözebilirdi? Son dakikada ilk yarıda. 43. dakikada daha doğrusu Morutsa'nın yaptığı gibi yani uzaktan etkili şutlarla bunu Kerem denedi ee, önüne geldiği zaman diğer oyuncular denemeye çalıştılar Çıkaldağa denedi vesaire altı pasın içerisinden e, ayak içi vurmaya çalıştı Çıkaldağa hatta altı pasa yakındı e, ceza sahası içerisinden altı pasa yakın bir noktadan yapamadı e, Kerem yapamadı en sonunda Çıkaldağa yaptı yani böylesine alan kapatarak oynayan geri geldiğinde 11 kişiyle savunma. Anlayışına sahip bir takım karşısında ancak oyun çözücü, gol bulan, uzaktan şutlarla etkili olan e, oyuncularınızla bu sorunu aşabilirsiniz. E, Galatasaray bunu yaptı. Bir, e, Galatasaray'da motivasyon yüksekti. Çok istekli başladı maça. Yani her e, detayı için oyunun e, savaşmaya kararlı bir Galatasaray vardı sahada. Bu çok önemliydi. Trabzonspor e, arayı açıyor. E, galibiyetle kapattı haftayı ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş puan kaybetti, mağlup olduğu haftada puan farkını arttırdı. Galatasaray buna izin vermemeliydi. Bu motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Ama şartlar ne olursa olsun Galatasaray lider olurken de bu motivasyonla oynamalı. Çünkü motivasyon demek her şey demek. Sadece Avrupa Ligi'ne yönelik motivasyon yetmiyor. Avrupa Ligi'nde niçin Galatasaray e, ligdeki standardın üzerine çıkıyor sorusunun yanıtını vermiştim. Özellikle de uluslararası deneyimi olmayan ama potansiyeli olan genç oyuncular orada kendilerini çok daha fazla göstermek istiyorlar. Çünkü e, orada Pazar standardı çok yüksek. Yani e, Avrupa Ligi'nde oynamak bir futbolcunun pazarını %100 geliştiren bir faktör. Ama e, mental olarak lige yönelik de böyle sağlam bir motivasyona sahip olması gerekiyordu Galatasaray'ın. Bunu gösterdiler. Bence e, bu akşamın en önemli olayı yani Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan maçta en önemli gösterge başarı göstergesi Galatasaray için yüksek motivasyondu. Ama şartlar Galatasaray'ın lehine olduğunda ya da rakibin niteliği çok daha başka olduğunda da örneğin bir Ziraat Türkiye Kupası maçında da bu motivasyonu göstermeliler. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve Galatasaray'da oynanan her bir maçın ayrı bir önemi var. O bakımdan ben Lokomotiv Moskova maçına da çok büyük bir moralle ve Ali Sami Yen'de gideceklerini ve moralle bu moralle Ali Sami Yen'de galip geleceklerine inanıyorum Galatasaraylı oyuncuların. Bugün hiç kuşku yok ki marka hatasız oynadı. Neredeyse sıfır hatayla oynadı. Pozisyon hatası yapmıyor. Önceden yaptığı gibi. Topu oyuna sokarken çok daha soğukkanlı ve kararlıydı. Kararlı olmak bir stoper için çok daha önemli. E, ve elbette ki Marcao'nun bu başarısı Nelson'un da daha verimli bir stoper haline gelmesini sağladı. Nelson birebirlerde zaten mücadeleci iyi. Hava toplarında e, maksimum derecede topu kazanan oyuncu ama e, özellikle Luyindama veya Alparslan'la eşleştirdiğinizde o da aksıyordu. Yani savunma, ters kademe vesaire bu konularda ama Marka ile bu uyumu yakalamışlar ve sorunu çözmüşler. Bu sorunu yakaladıkları uyumla birlikte çözmüşler. Onun dışında Kerem etkiliydi ama Kerem'in çok daha cömert davranması lazım. son vuruş noktasında, finalize etmek noktasında çok daha kararlı olması lazım. kendisini gösteren çok daha uygun pozisyonda gol vuruşu yapabilecek arkadaşlarına da şans tanıması lazım. Elbette ki bir forvet oyuncusu gole dönük bir oyuncu hep e, atmak ister attıkça daha iyi olduğunu attıkça takımına katkı sağladığını düşünür ama e, bencillikle e, bu arzu arasında da ince bir denge vardır. Bu dengeyi iyi gözetmek lazım. Sanırım Fatih Hocanın da ona e, bu konuda telkinleri olacaktır ama maçın en etkili isimlerinden bir tanesiydi. Oyun çözücüydü yine. İleri de çok zorladı Gaziantep. E, savunmasını ve bununla birlikte Sofyan Fegül hiç kuşku yok ki Sofyan Fegül'ün büyük bir futbolcu olduğunu tartışmaya gerek yok. Elbette ki e, çok verimsiz dönemleri oldu ama Galatasaray'a geldi 2-2 sezon ve kazanan 2 şampiyonlukta %100 belirleyiciydi. Deplasmanlarda attığı goller, ortaya koyduğu aksiyonlar Galatasaray'ın çok kritik, belki de şampiyonluğu getiren maçlarda elde ettiği puanların kazanılmasını sağlamıştı. En iyi dönemi Valencia'daydı. Valencia döneminden beri takip ettiğim bir oyuncu. O yüzden yeteneklerine güveniyorum ama bu sezon bir farklılık vardı Feguoli'de. Feguoli çizgide oynarken istediği başarıyı elde edememişti ama Forvet arkasında ya bugün olduğu gibi orta sahada göbeğe yakın oynadığı zaman çok daha fazla futbol aklını kullanabiliyor. Çünkü oyun zekası çok yüksek ve istediği yere topu atabiliyor, doğru paslar atabiliyor. Bugün Kerem'e iki tane harika pas attı. Bir tanesini Kerem gole çeviremedi, bir tanesini de gol attı. Kendi pozisyona giriyor ki yine Forvet arkasında oynadığı zaman orta sahaya göbeğe ya da ileriye dönük oynadığı zaman pozisyona girebilme özelliği de var. Topla gidiyor çünkü dikine gidiyor. Oyun zekasından dolayı da bu mevkide çok başarılı. Bence oyuna girdikten sonra Galatasaray'ı orta alanda ve hücum aksiyonlarında derleyen, toplayan adamdı Sofyan Feguli. Bununla birlikte tek tek performans değerlendirmesi yapmayı çok gerekli görmüyorum. Berkan birazcık daha aldığı topu iyi değerlendirme becerisine sahip olmalı. Çünkü kazanıyor ama pas tercihlerini yanlış yaptığı için Galatasaray'ı bir kez daha savunmaya gitmek zorunda bırakıyor. Bunu değiştirmeli. Her ne olursa olsun ben bir kez daha söylüyorum. Bu oyun iyi. Kazanılan puan iyi. Trabzonspor'un kazandığı haftada kaybetmemek, kazanmak gerekiyordu. Kaybetmeyi bırakın. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada ki ben hem Beşiktaş adına hem de Fenerbahçe adına bu haftanın puan kaybıyla geçileceği kanaatindeydim. Galatasaray'ın bu değerlendirmesi lazımdı. Değerlendirildi ama Galatasaray'ın çok daha sağlam oynayabilmesi için, orta sahadaki pas kayıplarını da minima, minimize etmesi için defansif olarak oynayan, sağlam, ve tecrübesi yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bugün dikkat edin Sofyan Feghouli sahaya girdikten sonra oyuna girdikten sonra Galatasaray'da pas hataları da büyük ölçüde ortadan kalktı. Çünkü toplar Feghouli'de toplandı ve Feghouli 3-4 kişinin baskısına rağmen, rakibin yoğun, çok adamla baskı yapıyor olmasına rağmen topları doğru kullandı ve 40 metreye, 30 metreye gol pasları attı. Bunu görebilen, sezebilen, e topla ilişkisi iyi olan, kalabalıktan çıkabilen bir oyuncu. E, bunun arkasına da bir sağlam defansif orta saha oyuncusu koyarsanız, temas oyununu çok iyi oynayan hava toplarında başarılı aldığı topu doğru kullanan örneğin Beşiktaş'taki Joseph De Souza bu tipte bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu yakalarsanız transfer döneminde ara transfer döneminde Galatasaray orta sahada çok daha sağlam bir takım haline gelecek ve deneyimi olmayan ama potansiyel olan genç oyuncular örneğin Çıkal Dağ'dan, örneğin Morutsan'dan, örneğin Berkan Kutlu'dan e, hatta önde oynatabilirsiniz. Taylan Antalyalı'dan çok daha fazla verim alacaktır. Trabzonspor ve Galatasaray'ın kazandığı bir hafta oldu Süper Lig'de 11. hafta. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek. Bu arada elbette ki ara transfer dönemi yaklaşıyor ve ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar şimdiden başladı ve yarın Kasım ayına giriyoruz. Kasım ayında çok daha yoğun bir çalışma yürütecek takımlar. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde ben e, El Nini konusunda Galatasaray'ın bir girişimde daha bulunacağı kanaatindeyim. İngilizler dünkü videomda söylediğim gibi bu iş bitti El Nini Galatasaray'a gidiyor dese de bu doğru değil. Dedikodudan ibaret. E, Galatasaray'ın başka seçenekleri de var ama El Nini'de e, bu ortamda eğer Galatasaray'ın istediği <laughs> fiyat bareminde bir anlaşmayı kabul ediyorsa e, transferi mümkün olan bir oyuncu Beşiktaş'taki versiyonunu gösterdiği takdirde Galatasaray'da da başarılı olacağı kanaatindeyim. Ama %100 bu transfer Galatasaray'ın bitirdiği ya da Galatasaray'ın %100 üzerinde durduğu mutlak bir biçimde almaya karar verdiği bir transfer operasyonu değil. Yani elini Galatasaray'ın %100 transferin hedeflediği bir futbolcu değil sadece seçeneklerden bir tanesi yaz döneminde olduğu gibi. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek bunu hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın yakaladığı bu iğneyi ki İstanbul'da oynuyor Beşiktaş derbisi işte bu bu akşamki maç e, kara gümrük maçı var içeride Lokomotif Moskova maçı var. Milli takım maçlarından sonra dönüyor Fenerbahçe ile derbide karşılaşıyor. Bu İstanbul'da oynama serüveninin de e, çizgisini de iyi değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bunu söyleyerek sözlerime son noktayı koyuyorum sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek.